Merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de dizilere giriş yapacağız. Hocam Tonguç. en sevdiğim dizileri öncelikle size söylemek istiyorum Evet hocam. canım söyle. Hocam Kızlar Vadisi çok güzel. En sevdiğim... Kurt Kurtlar Vadisi evladım o. Ne Kızlar Vadisi? Hocam gene kurt denk geldi. Hay Allah. Evladım bugün öğreneceğimiz şeyler bir e, dizinin dizi mi olup dizi mi değil mi onu öğreneceğiz ilk başta. Bir ifadenin dizi mi değil mi olduğunu anlayacağız. Terim bulmayı anlayacağız. Negatiflik pozitifliği anlayacağız ve tam sayı terimlerini nasıl bulunduğunu anlayacağız. Tamamdır. Ya, bugün öğreneceklerimiz bunlar. Şimdi Tonguç bir kere dizi nedir onu anlamaya çalışalım. Dizi A1, A2, A3 bilmem ne bilmem ne AN şeklinde yazılan ifadelere biz dizi diyoruz. Şimdi bu senin kafanı karıştırıyor. Dizi deyince aklına şu gelecek Tonguç. İşte 1, 2, 3, 4 bu şekilde yazan ifadelere bir dizi diyoruz. Tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. Tonguç'un um bak dizilerde bir genel terim denilen bir ifade var. Genel terim dediğimiz zımbırtı şu. AN eşittir 2N artı 3 yani terimin kuralını veriyor şu ifade bize ne veriyormuş Tonguç'um? Terimin kuralını. Kuralını veriyor. Peki eğer parantezli yazılırsa bu ne demek biliyor musun? Dizinin kendisini veriyor. Yani bu sadece bir terim yani bunu veriyor. Bu ise bütün terimleri ifade eden ifa e, zımbırtı. Peki nasıl ifade ederiz bu diziyi? Şimdi birinci terimini bulmak için ne yaparız Tonguç'um? A1'i bulmak için. En yerine 1 yazdım görüyor musun? Evet hocam. O zaman en yerine 1 yazıyorum. 2 çarpı 1 artı 3. Ne eder sonuç? 5. İkinci terimini bulmak için en yerine 2 yazacağım. 2 çarpı 2 artı 3. O da kaç eder? 7. Sonuç demek ki böyle ilerleyen bir diziymiş. 5, 7, 9 pıt 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 devam eden bir diziymiş. Anlaştık mı sonuç? Anlaştık hocam. O zaman genel terim ve dizi arasındaki fark anladın. Dizi bütün terimler demek. Genel terim ise sadece bir tanesi. Peki Tonguç. Şöyle bir ifade vermiş. 3, 5, 7, 9 demiş bunun anı yani genel terimi nedir diye soruyor. Hadi bunu tahmin etmeye çalışalım. Bak kaçar kaçar değişiyor Tonguç. İkişer ikişer hocam. Mükemmel. O zaman hemen iki eni yapıştırabilirsin. Tamam. Peki ilk terim ne Tonguç'cum? Üç. Süper. O zaman iki yer, en yerine bir yazarsam iki çarpı bir ne der Tonguç? İki. E üç etmesi için bir de bir eksik kalmış değil mi? Bir de bir yazıyorum ve iki en artı bir genel terim. Bak istersen deneyelim. Bir yazarsak 2 çarpı 1 artı 1'den 3 çıkar. 2 yazarsak 2 çarpı 2 artı 1'den 5 çıkar. Değil mi Tonguç? Aa doğru. 2 çarpı 3 tane 6, 6 artı 1, 7. Doğru. Mükemmelsin. Gerçekten çok zeki. Peki bu nedir acaba? Hayda. Bu hocam e, bak, bu, bu hafta bu... çıkacak numaralar sayısal lotoda. Sayısal... Bence oynayın oğlum hocam. Bak bu 3 artıyor. Bu 5 artıyor. Olmaz. O zaman böyle ile yapamayız. O zaman farklı bir şey düşünüyoruz. Ben hemen şunu gördüm bak. 1, 4, 9, 16 aslında bunlar tam kareler. Bak bu 1'in karesi. Evet. Bu 2'nin karesi. Bu üçün karesi değil mi? Evet. Bu kaçın karesi? Dördün. Mükemmel. O zaman hemen en kare yazabilirim. Çünkü birinci terim birin karesi. ikinci terim ikinin karesi. Değil mi Tonguç? Doğru. Bak hocam. bunu kafamdan buluyorum. Unutma. Hadi bunu sen söyle bakalım. Kaça kaçar artıyor Tonguç? Ee, üçer üçer artıyor hocam. O zaman üçen dedik mi? İlk teriminin iki olması için ne yazmalıyım Tonguç? Eksi bir. Oha gerçekten süper. Şimdi bunlar basit dizi terimleri bulma. Peki dizi mi değil mi olayına bakalım. Şimdi sence şu bir dizi mi? 2 2 2 2 2 Hocam bu, bu bu sıkıcı bir diziye benziyor. Yani böyle izlenmez, reytingi düşük. Abi dizi mi peki? Değil. Hayır, ya yaklaştın ama sıkıcı bir dizi derken doğru söyledin ha, ve dizi, yani. dizi. Evet, dizi. Ama nasıl bir dizi biliyor musun? Bu sabit bir dizi. Ha. Yani terimleri hep aynı kardeşim. Peki bu bir dizi mi Tonguç sence? 1'e 7 eklemiş 9. 9'a 7 eklemiş. 7 mi? Ne 7 evladım? Var da o kafam. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 9. Ha. Bir şeyler var gibi hocam. Böyle bir evet. sevgi var ama. Bir şeyler var gibi değil mi? 1, 9, e, ondan sonra 27. 3 kere 9, 27. 20 çarpı 3'ün kuvvetleri bak. Bu 3'ün karesi değil mi? Bu 3'ün üçün 3. kuvveti değil mi? Bu 3'ün 4. kuvveti değil mi? Ha, bu da 3'ün 1. kuvveti. 3'ün 0. kuvveti. Ha, doğru. Ha. 3'ün sıfırıncı kuvvet, üçün ikinci kuvvet, üçün üçüncü kuvveti. Şimdi Tonguç eğer bu üçün birinci kuvveti olsaydı dizi olurdu. Ama, 3'ün üçün birinci kuvveti olmadığı için bu bir dizi değil. Tamam mı? Zor soruymuş hocam. Evet. Şimdi buna bakalım. 3, 17, 35, 8, 49. Çok düzensiz gidiyor değil mi? Bu da bir dizi değil. Çünkü bak burada bir artmış, sonra bir azalmış, sonra bir artmış. Dizi, dizi gibi durmuyor. Anladım, bu anladım. peki dizi mi sence Tonguç? 1'e 9 eklemiş. 10, 10'dan 7 çıkarmış. 3, 3'e 1 eklemiş. Saçma sapan bir sistem var. O zaman bu da dizi. Değil. Peki hangileri bir dizinin genel terimi olabilir? Tonguç eğer böyle bir soru gelirse ki dizilerde hep böyle sorular geliyor. Şunu unutmayacağız. En dediğimiz ifade her zaman ama her zaman pozitif doğal sayılar olmak zorunda. Yani en dediğimiz ifade ne olabilir o zaman? Bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir, dört olabilir. Pıp pı pı devam eder değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi Tonguç'um şunu unutmayalım. Ee, ...en dediğimiz ifade birden sonsuza kadar gidiyor ya... ...zaten saymaya nasıl başladın? Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim diye başlarsın değil evet mi? Evet hocam. Sıfırıncı terim der misin? Hayır. Eksi birinci terim der misin? Hayır. Oradan hep bunu aklına tutacaksın Tonguç. En dediğimiz ifade 1, 2, 3, 4. Peki Tonguç, burada logaritmalı bir ifade vermiş bize. Logaritmalı ifade buraya 1 yazarsam... ...logaritma 2 tabanında 8 olur değil mi? Evet hocam. Olur. Logaritmalı ifade 3 yazarsam olur, 5 yazarsam olur. Ama Tonguç, 8 yazarsam buraya... Ne olur logaritma iki tabanında sıfır olur. Tonguç şuradaki ifade her zaman sıfırdan büyük olmak zorundaydı. O zaman bu patlar mı Tonguç? Patlar hocam. O zaman bunun sekizinci terim var mı yok. yok? Yok. değil mi? O zaman bu bir dizi değil Tonguç. Olamaz. Buraya bakalım. Mesela burada da şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Payda'ya dikkat etmemiz gerekiyor. Payda her zaman ne olmak zorunda? Sıfırdan farklı olmak evet, zorunda. Bir iki üç dört olmalı. Peki bunu sıfır yapan değer ne? Paydayı. Sıfır. Sıfır. Sıfırıncı terim diye bir şey yok ki. Yok. O zaman bu olabilir dizi. Olabilir. Peki buraya bakalım Tonguç. Bak bu ifadeye bakar mısın? Paydını, paydayı sıfır yapan der ne? İki. İkinci terim var mı Tonguç? Var. A ama buna göre olamaz değil mi? Olamaz. O zaman bu bir dizi değil Tonguç. Ol. En çünkü iki olamaz Tonguç. Peki buna bakalım. Burada da kök içinin pozitif olması şartı vardı. Her zaman kök içi ne olmak zorundaydı Tonguç? Pozitif. Pozitif olmak zorunda. Pozitif veya sıfır eşit. Bak buraya 3 yazarsam Tonguç ne olur Allah aşkına? Eksi 1 olur hocam kök içi. Ne, eksi, eksi 8 olur. Yani kök için negatif çıkıyor. Üçüncü terim o zaman negatif bir terim. Patlar. O zaman bu da patlar değil mi Tonguç? O zaman dizi olup olmadığını anlamak için neye dikkat edeceğiz? Birincisi payda eşit değildir. Sıfır. İkincisi de çift kök içi. Bak çift kök içi olmak zorunda. Tek kök olsa hiç fark etmez. Büyük ve eşittir sıfır olmak zorunda. Bu dizi olma kuralı. Unutma Tomuç'un. Kesinlikle bu kuralı ezberliyorum hocam. Şimdi de belli terimlerini bulmayı öğreneceğiz. Terim terim dediğimiz zımbırtı şu Tonguç. Mesela a vermiş. Bir de diziyi vermiş. Genel kuralını vermiş ya. A-8'i soruyor. O zaman en yerine 8 yazacağım. Aa bu kadar basit. O zaman A-8 eşittir. 8-7 bölü 8 artı 2 değil mi? Evet hocam. En yerine 8 yazdım. Cevabımız 1 bölü 10 çıktı A-8'i bulduk. Evet. Hadi o zaman sen de bunu bul. A-3'ü bulmak için ne yazacağım en yerine? 3 yazacağım. Mükemmel. 5 çarpı 3 eksi 1 bölü 2 çarpı 3 eksi 3. Harikasın. Cevabımız... 14 bölü 2, 3, 6, 3. 14 bölü 3. Mükemmelsin tabii. Peki A4'ü bul bakalım. 2 üzeri... 2 çarpı... 2 çarpı 16. Evet. 4'ün karesi çok güzel. Eksi 5 çarpı... 4. 4. Mükemmelsin. 32 eksi 20'den 12. Süpersin. Son olarak A2'de bul bakalım. 4... 2'nin e... karesi süpersin. Ben yavaş yapıyorum. 2, 2 çarpı 2, 2, artı 2 artı 2. Yani ne yazdım? En yerine sadece İki yazdım görüyor musun Tonguç? Anladım hocam. Harikasın. Evet evladım. Genel terimi olan dizinin kaçıncı terimi ikidir demiş. Zaten genel terimi biliyoruz ya biz. Bunun sonucunun ne olması gerekiyor? İki çıkması gerekiyor. O zaman kaçıncı terimi ikidir derse n kare eksi n artı altı bölü n artı üçün iki olması gerekiyor Tonguç. Dolayısıyla bu kaçıncı terim olduğunu nasıl bulacağız? N'i bulduğumuz zaman kaçıncı terim olduğunu bulacağız. Hemen işler dışlar çarpma yapalım vesaire. Çat çat. Bunun altında görünmez bir vardır. Her zaman gibi. 2n ee, artı 6 eşittir. n kare eksi e, n artı 6 diyoruz Tonguç. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi hocam. bunları sağ tarafa atıyorum çünkü ikinci dereceden bir ifade yaratmaya çalışıyorum. Ee, eşittir 0 diyorum. Bu 6 ile bu 6 birbirini götürdü. Şimdi ikinci dereceden bir ifade oldu mu? Bunu n parantezine alıyorum. 0 eşittir n parantezinde n eksi 3 diyorum. n kaç olabilir Tonguç? ya 0 olabilir ya da üç olabilir. Hangisini seçebiliriz? 3'ü seçebiliriz hocam. Evet çünkü sıfırıncı terim diye bir şey yok. Olmaz. O mükemmelsin. O zaman üçüncü terimi bizim cevabımız. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Mükemmelsin. Yoruldum evladım. Hocam e, ben yorulmadım da isterseniz size bir havlu koyabilirim omuzlarınız hocam. Siz Ne alaka lan boksör müyüz Allah ım? <laughs> Hocam yani sürekli yumruk atıyorsunuz verdiğiniz bilgilerle bana. <laughs> Yorul evet, evet, birazcık birazcık biliyorum. Peki o zaman... Hocam bir şey geldi, mesaj geldi. getireyim mi? Tabii hocam? getirebilirsin hocam. Postacı kapıyı iki kere çaldı. Açıyorum hocam. Hemen aç bakalım da iletiyoruz. Buyurun hocam. O bir tane arkadaşımız mesaj atmış. Bakalım. Hem de bir zarf. Senin arkadaşın değil mi bu? Evet hocam. Tonguç'un arkadaşları. Ne diyor? Ah sen dağlı diye bir arkadaş. Ne diyor? Okur musun arkadaşlarımızı? Tabii ki okuyorum hocam. Yemin ederim böyle performans görmedim. Vallahi billahi. O o ne? <laughs> On numarasınız. Özel okuldayım. Her yıl para basıyoruz. Valla oradan değil sizden öğrendim. Tonguçlamaya devam demiş. Aferin. Teşekkürler. teşekkürler. Kendisi çalışırsa başarır. Doğru. E, i̇nşallah. Ben de çok çalışayım ve başardım. Aferin evladım. Sen hangi okuldayın evladım? Hocam ben Spastikler e, Fen Lisesi'ndeyim. Fakat oradan daha iyi bir okula geçeceğim puanlarımı yükseltirip. Aferin. Iyi bir şey Saçmalama evladım. A AN dizisinin genel terimini vermiş bize. A64 artı A8 böyle koskocaman bir falan... Logaritma mod falan iyice cılkını çıkarmış Tonguç. İnsanı korkutan bir ifade ama halbuki hiç korkmayacağız. Neden diyeceksin? A 64'ü bulabilmek için en yerine 64 yazacaksın. Bu kadar basit. Ama şöyle bir şey var bak. A ya bu olabilir ya bu olabilir. Bu parçalı fonksiyon gibi. Ya bu olabilir ya bu olabilir. Peki ne zaman bu olur? Bu zaman bu olur. Bu zaman da bu olur. Ne demek bu diyeceksin? <laughs> Şimdi Tonguç mod 2 dediğimiz zımbırtı şu demekti. Bak LYS'de hep böyle sorular çıkıyor. Mod 2 dediğimiz zımbırtı 2'ye bölümünden kalan demekti tamam mı Tonguç? 2'ye bölümünden kalan 64'ün nedir sence Tonguç? Ee, 64'ü 2'ye bölersek kalan ne olur Tonguç? Sıfır. Kalan sıfır olur. İşte bak kalan sıfır olduğu zaman biz bunu kullanacakmışız. O zaman ne diyorum? Logaritma 2 tabanında 64 diyorum Tonguç. Artı. Şimdi bunu yazdım. A64'ü yazdım. Ne yaptım? Direkt en yerine 64 koydum. Ama bak buraya da koyabilirdim 64'ü. Neden bunu koydum? Çünkü mod 2'de en sıfır veren 64. Anladım hocam. Peki A8 için bakalım. 8'i 2'ye bölümünden kalan nedir Tonguç? Sıfır. Sıfırdır. O zaman yine bunu kullanacağım. Çünkü Doğru. sıfır veren buydu. O zaman logaritma 2 tabanında 8 bölü A1'i bulmak için bakalım. 2 ile bölümünden kalan nedir 1'in? Ee... sıfır kere var. 0. 1'dir Tonguç. 1'dir. E, o zaman bunu kullanacağım. 1 kalanını veren buydu. O zaman buraya koyalım yerine. 11-2 çarpı 1 Tonguç. Anlaştık evet, mı? Anlaştık. Şimdi hemen düzenleyelim. Logaritma kitabında 64. Bu 2 üzeri 6'dır Tonguç. Bu 2 üzeri 6 olduğu için 6 başa gelir. Logaritma kitabında de 1'dir. 6'dır bunun cevabı. Artı. Bu 2 üzeri 3'tür Tonguç. Bu 3 başa gelir. Logaritma kitabında 2, 2 olur. O da 1'dir. 3'tür. Bölü. Bunu zaten 11-2'den 9 deriz mutlak değer içinde. Cevabımız 9 bölü 9'dan 1 diyor Tomuç. Amaçlı Böyle abi. sorular çıktı geçen LYS'lerde. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dizisinin kaç terimi bir tam sayı belirtir demiş. Bak Tonguç öğretmenin sana soru. Dedi ki bunun kaç derimi tam sayıdır dedi. Sen ne yapacaksın evladım? Hocam önce e, hocayı oyalarım. O sırada arkadaşlara <laughs> böyle göz kırparım. Oğlum söyleyin falan diye. Eğer yani arkadaşlardan cevap gelirse o cevaba bakaraktan hocaya söyleyeyim. Hocam sence bu yeterli mi? Yetersiz hocam. Evladım birazcık daha e, canlan evladım böyle. Ne hocam biçim? bu hocamızın saçı kuaförde yeni yapılmış galiba. Evet evladım bak şimdi. Dilsinin kaç terimi tam sayı belirtir derse hemen şunu yapacağız. Yukarıdaki ifadeyi aşağıdaki ifadeye böleceğiz. Polinom bölmesi yapacağız. Şimdi şöyle düşünelim. Bunun içinde bu kaç kere var? Beş kere var. Beş kere en. Beş en. <laughs> Çıkardık. Ne kaldı Tonguç? Sıfır, Sıfır ve on iki kaldı. O zaman bu ifadeyi ben şöyle yazabilirim Tonguç. AN eşittir derim ki 5 sonuç artı yukarıda, aşağıdakini yukarıya yazıyorum bölü aşağıdaki aynen kalıyor. İyice kafam karıştı hocam ya. Yani şunu yapıyorum evladım sonucu buraya yazıyorum 5 diye ayrı bir şekilde artı diyorum kalanı yukarıya yazıyorum bölü diyorum yukarıdakini de aşağıya yazıyorum. Tepe taklak yapıyorum. Anladım hocam. Ve son durumda bunun bir tam sayı belirttiğini biliyoruz ya. Bu zaten bir tam sayı. Bunun da bir tam sayı olması gerekiyor. O zaman n hangi sayıları alırsa, hangi değerleri alırsa bir tam sayı olur. Bakalım. Biliyoruz ki şunu biliyoruz. n dediğimiz sayı neydi? Pozitif doğal sayı. Yani 1, 2, 3, 4 böyle devam ederdi. O zaman ne olabilir? 1 olabilir değil mi? 12'yi böler. Her türlü olur. Hocam. 2 olabilir. 12'yi böler. 12 bölü 2, 6'dır. 3 olur. 4 olur. 6 olur. 6 olur ve 12 olur tonuç. O zaman enin alabileceği değerler bunlar. Yani kaç terimi? 1, bir, iki, üç, dört, beş, altı terimi. Süper cevabımız altı terimmiş. Anlaştık mı Anlaştık evladım? Anlaştık hocam. Şimdi bakalım verilen dizinin kaç terimi negatiftir diyor. Hemen bakalım negatiftir dediği zaman hemen şunu düşüyoruz. Bunun ne, ne olması? büyüktür sıfır. Yok hayır şöyle yapacağız. Bunun sonucunun yani teriminin sonucunun ne olması gerekiyor? 5n artı 1'in küçüktür sıfır olması gerekiyor. Orada niye n büyüktür sıfır yazmışlar hocam? Şimdi n her zaman büyüktür sıfır olacak ya. Kaçıncı te 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Evet. Bunları belirtiyoruz. He. Hiçbir zaman negatif olamaz n. Ne. Şimdi ya sonuç sonuç 0'dan küçük olacak ama n büyük olacak. N her zaman büyük büyüktür sıfır olmak zorunda. Şimdi bak bu eşitsizlik çözümüne giriyor. Eşitsizlik çözümünde şöyle bir şey vardı. Bunu çarpanlar veriyorum. N, N diye. Bunu 8, 4 diye çarpanlar Burası eksi 8, burası artı 4. O zaman yukarıdaki ifade N eksi 8 Çarpı n artı 4 oldu. Aşağıdaki ifade olduğu gibi kaldı. Bunun sıfırdan küçük olması gerekiyor ya Tonguç. Evet, Hemen efendim. bunun köklerini buluyorduk. Kökleri neydi bunların? Bak bunun kökü 8. Bunun kökü eksi 4. Yani sıfır yapan değeri demek istiyoruz. Bunun kökü de eksi 1 bölü 5'tir Tonguç. Hemen ondan sonra bir eşitsizlik tablosu yapıyordum. Hemen ne diyordum? Eksi 4 buraya. Eksi 1 bölü 5 buraya. 8 de buraya Tonguç. Bunların sıfır yaptığını biliyoruz. Değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi bunların sıfır yaptığını bildikten sonra bir de aşağısını e, hiçbir zaman e, olamayacağı için bunu da iki çizgi koyuyoruz ve sağdan başlıyoruz. Tonguç bak bu pozitif, bu pozitif enin başında pozitif, enin başında pozitif enin... o zaman buradan pozitiften başlar. Negatif, pozitif, negatif. Bir işaret değişerek gidiyordu yuvarlığa görünce. Tamam. Bizim istediğimiz şey ne Tonguç? Negatif olması değil mi? Yani burası ya da burası Tonguç. Şimdi biz biliyoruz ki en büyüktür sıfır. O zaman bu bölge çöp Tonguç. Bu He. bölgeyi kullanamam. En hiçbir zaman eksi 4'ten küçük olmaz ki. Olamaz. Bu aradaki sayılar olabilir. O da kaç olabilir Tonguç? En eksi 1 bölü 5'ten büyük 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir Tonguç. Doğru. Bu ifadelerde yani 7 tane terimi bunun neymiş Tonguç'um? Negatifmiş diyebiliriz. Zaten mesela 7'nin karesi işte Eksi 4 çarpı 7, eksi 32 zaten eksi Deneyebiliriz, evet deneyebiliriz. Anladım. Koyduğumuz zaman 7 eksi 8 eksi 1 çarpı 7 artı 4 11 bölü 7 35 eksi 1 36 e, eksi sayı çıkıyor dikkat et. Ve bunların hepsinde eksi. evladım? Aynen. Dizisinin kaç terimin 3'ten küçüldüğü bitiyor son sorumuz artık. Son kaç soru dünyada soru kalmadı. soru <laughs> Evet bak e, n artı 1 bölü n artı 8 ne diyor? 3'den küçüktür diyor. İşte bu kadar. Küçüktür 3 yazıyorum. Aynen. Ne derse onu yapıyorum. Negatif derse küçüktür 0 yazıyorum. 3'den küçük derse 3'den küçük yazıyorum. Bak Tonguç bunu çözerken eşitsizlik çözümü yapabilmek için bunu karşıya atıyorum. Bak n kare artı n diyorum buna. Bölü n artı 8 diyorum. Eksi diyorum. 3 diyorum. Küçüktür 0 diyorum. Ondan sonra her e, tarafın paydasını eşitliyorum Tonguç. Ne çıkıyor? n kare artı n. Eksi 3n eksi 24 bölü n artı 8 küçüktür 0 diyorum Tomuş. Düzenliyorum ifadeyi. n kare eksi 2 n eksi 24 bölü n artı 8 küçüktür 0 çıkıyor. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. <laughs> evet öyle <laughs> abi. Birazcık yoruyorum seni. n n 6 kere 4 eksi 6 artı 4 değil mi? Evet hocam. O zaman n eksi 6 çarpı n artı 4 bölü n artı 8 küçüktür 0 değil mi? Hemen bunun köklerini bulalım. Kökler nedir burada? Bunun altı. Bunun eksi 4, bunun da eksi 8. Yani sıfır yapan değerleri. Ondan sonra hemen çatank diye bir tablo çiziyorum. Eksi 8 diyorum, eksi 4 diyorum, 6 diyorum. Sonra yuvarlaklarımı yerleştiriyorum Tonguç. Bizim istediğimiz şey ne Tonguç'cum? Küçüktür sıfır olması. Şimdi buraya pozitif, pozitif, pozitif. O zaman pozitifle başlıyorum. Negatif, pozitif, po e, negatif. Anlaştık mı? Bizim istediğimiz şey negatif olmak zorunda. Burası çöp. Şurası, şurası. Zaten burası çöp. Çünkü burası olamaz. Eksi sekizden 8'den küçük bir şey olamaz. O zaman bu aradaki en'in ne olduğunu biliyorum. Pozitif doğal sayılar olduğunu biliyorum. Bir olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Anladım hocam. O zaman kaç tane terimmiş? 5 terimmiş. Ve bitirdik artık LSE'ye az kaldı Tonguç. Evet, Tonguç hocam. Akademi ile beraber LSE'yi göğüsleyeceksin ipini. İnşallah, Tonguç Akademi konuma iyi ol. Çünkü bütün videolar orada daha detaylı var. Anladım, hocam. Daha çok daha uzun konu anlatımları var ve bütün videolar orada. Daha önceden yükleniyor. Ödüllü sorumuzu yap cevapları gönder bakalım. Zaten.